İyi akşamlar sevgili canlar. Şu anda inanmıyorsam canlı yayına geçmiş bulunuyoruz. Ben önce birkaç paylaşım yaparak diğer canlara da duyurmaya çalışacağım. Peşinden de sizinle muhabbet etmeye başlayacağız. Şuradan birkaç paylaşım yapayım. Diğer canlarla haber olsun diye. Sizi birkaç dakika sadece bir dakika bekletirim en fazla. Evet, bugün bayağı bir gündem kovalamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar hepsine objektif bir şekilde değinmeye çalışacağım. Tabii çok doğal olarak şu soru sorulması gerekiyor bana. Ali Yıldırım nerede? Araştırmacı yazar Ali Yıldırım, avukat Ali Yıldırım kamerada bir sorun yaşadığı için ve biraz da internet sorunu yaşadığı için sağlıklı bir görüşme yapamayacağımızdan kaynaklı kendisiyle bir sonraki canlı yayında tekrar bu konuları işlemek için bir araya geleceğiz. Öyle daha sağlıklı olacağını düşündük. O yüzden size de en azından ses sorunu gibi sorunlarda görüntü sıkıntıları yaşatmak istemedik. Evet, ben birkaç yerde paylaştım. Kaç kişi şu anda? Çok güzel. Bana göre 7 kişi çok iyi. Şu anda başlıyor. Evet, hepinize iyi akşamlar diyeyim. Öncelikle çok heyecanlı olduğumu söyleyeyim. Uzun süre sonra tekrar siz sevgili canlarla muhabbete başlamak beni her zaman gibi heyecanlandırıyor. Bu da güzel bir şey. İnsan heyecanını yitirmediği zaman yapacağı işe biraz daha önemli dikkat veriyor. Ona göre bir hazırlık sağlıyor. İyi ki varsınız. Yani en azından bu konuda bizim daha temkinli iş yapmamızı da sağlamış oluyorsunuz. Ben şimdi konulara girmeden önce yapabilirsem heyecanımı bastırıyorum biraz. Bir nefesle başlamak istiyorum. Genelde bunu bir tarz haline getirmek istiyoruz. Çünkü nefeslerimiz bizim için önemli. Her bir nefesin bize anlatmak istediği şeyler var. Ben başlıyorum ilk nefesimi söylemeye. Yaşanı nasıl dünyanın ne tadını tuzu kaldı. Denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nice benim diyenlerin, neyzine tozu kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nice benim diyenlerin nezine tozu kaldı. Ökçe yırtık taban, kurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çubu ne bezi kaldı. Bizden geçinen kallaşlar, döner geri bizi taşlar. Sıvıştı yarem yoldaşlar, ne sözüne özü kaldı. Bizden geçinen kallaşlar, döner geri bizi taşlar. Sıvıştı yarem yoldaşlar, ne sözüne özü kaldı. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurudu çaylar ırmaklar, sel çeşmenin gözü kaldı. Kurudu çaylar ırmaklar, sel çeşmenin gözü kaldı.
Dertli divanının varı, canandır cananımız yarı. Geçti bu devrin baharı, ne yazı ne güzü kaldı. Dertli divanının varı, canandır canınız yarı. Geçti bu devrin baharı, ne güzü ne yazı kaldı. Aşk heyecanlar, evet bugün 18 Ağustos 2021, Ali Yıldırım'ın neden katılmadığını az önce anlatmıştım. Yeni katılan canları da izah etmiş olayım. Kendisinin kamera ve görüntü sıkıntısı vardı. Biraz da internetten kaynaklı. Haftaya bırakıp daha sağlıklı bir şekilde yapabilmek için bugün ben kendim size en azından bir canlı yayın sözü verdiğimiz için karşınıza geldim. Zaten yeterince bol bir gündem var. En azından ben de DAP TV adına bu gündemlere biraz değinmek istiyorum. Evet, 18 Ağustos deyince benim aklıma 99 depremi geliyor. Biliyorsunuz İstanbul'da bir deprem olmuştu. Resmi rakamlara göre 17.480 ölen, 23.781 yaralı, 505 sakat kalan, 285.211 ev ve 42.900 iş yeri hasar görmüştü. 16 milyon insan yaşıyordu. Herkes bir şekilde bu depremden ciddi anlamda etkilenmişti. Hatta öyle ki travmaları çok büyüktü. O dönem kendi yaralısını ambulansa bırakıp, ben bir beyefendiyi hatırlıyorum, bir canı hatırlıyorum. Kendi eşini ambulansa teslim edip geri dönüp diğerlerine yardım ettiği sırada eşini daha sonra bulamadı. Çünkü o dönem çok ahlaksız bir durum daha gerçekleşmişti. Bu yardıma koşan insanların aileleri organ mafyaları tarafından kaçırıldı ve bir daha da hiçbirinden ses seda alamamışlardı. Şimdi ben niye 99'u 18 Ağustos'u hatırladım? Çünkü biliyorsunuz bir orman yangınları oldu. Yine o yaralarımızı kendimiz sarmaya çalıştık. Bir sürü çaba gösterdik. Buna rağmen bir sürü manipülasyon yapıldı. Ormanların bilmem kimler tarafından yakıldığı iddia edildi. Ama gördük ki ormanlar çok tırnak içinde akıllı bir şekilde yandı ve hepsi de imara açıldı. Şimdi ben bunlardan niye bahsetme ısrarıyla devam ediyorum? Çünkü bunları çok hızlı unutabiliyoruz. Yaraları kendimiz sardığımız için yaralarımızı asıl sarması gereken yerlere karşı maalesef gerekeni sonradan yapmıyoruz. Ben 1999 18 Ağustos'un bu yüzden bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şu anda orman yangınlarıyla öyle böyle baş edebildik. Kendi yaralarımızı yine kendimiz sarmaya çalışıyoruz ama İstanbul'da olacak o korkunç deprem için ne yapıyoruz, ne yapmamız gerekiyor ya da neler yapabiliriz konusunda herkesin kafa yorması gerektiğine inanıyorum. Çünkü deprem her an olabilecek durumda ve böyle bir deprem tetiklendiğinde İstanbul'da hiçbir depreme hazırlık olmadığını, diğer büyük şehirlerde de olmadığını biliyoruz. Ama şimdiden ya tedbirimizi alacağız ya da orman yangınları ya da 99'da olan deprem gibi ve diğerleri gibi kendi yaralarımızı kendimiz sarıp kendi ölülerimize ve acılarımıza karşı travmayı yaşamaya devam edeceğiz. Umarım herkes bu konuda gerçekten duyarlı olmaya çalışır. Şimdiden sorarlar. Deprem vergilerimiz nerede ve deprem için alınan önlemler nelerdir? Umarım bundan sonra da milletvekili seçimlerinde özellikle hangi partiye oy verdiğimiz değil de o partiye bizim için aday konulan kişilerin, örneğin biz Aleviler için, Alevilik için ne kadar gerçekten hizmet edebilecek, çevre konusunda ne kadar duyarlı veya akademik nasıl bir çalışması ya da bir eğitim durumu var mı? Buna benzer aslında sorular arayarak en azından yapmamız bence daha güzel olacağını düşünüyorum. Ama umarım seçim zamanlarında bunları da hatırlar. Çünkü parlamentonun da tek başına bizim yaramızı sarmadığını bu süreç içinde gördük. Ne muhalefeti muhalefet yapabildiğini, zaten iktidarın ve devletin iş yapmadığını gördük. Yani o yüzden bazı şeylerde en azından bazı kıstaslar koymak lazım. Körü körüne de iş yapmamak lazım ki bu acıları tekrar tekrar yaşadığımızda neden bunları yaşıyoruz demeyelim. Şimdi sevgili canlar, onun dışında bu biliyorsunuz Afganistan'da da bir durum yaşandı. Taliban işte geldi, şu anda ülkenin büyük bölümünü iktidar olarak yönetiyor, devlet olarak gözüküyor şu anda. Ve ciddi anlamda ülkemize de mülteci akınları başladı. O konuya da dönmeye çalışacağım ama önce Afganistan kısmına biraz değinmek istiyorum.
Evet, Afganistan geldi ve biz birden yine IŞİD'i hatırladık, başka şeyleri hatırladık. Orada özellikle kadınların nasıl acılar çekeceğini hatırladık. Duyarlı olmaya çalışıyoruz, kamuoyunu oluşturmaya çalışıyoruz. Her yerde herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama orman yangınları ve depremler gibi ya da kendi ülkemizde yaşadığımız birçok şey gibi sonucunu getirmeden lütfen bırakmayalım. Yani bazı şeylerde ısrar edebilirsek ancak kazanabileceğimizi görelim. Çünkü Taliban geldi gerçekten, Amerika oradan çekildi mi bilmiyorum. Ama Rusya'nın 7 Temmuz ve 8 Temmuz'du yanılmıyorsam bir görüşmesi oldu Taliban'la ve ondan sonra da böyle bir şey başladı. Çünkü Rusya, Şangay Beşlisi biliyorsunuz, Çin, İran ve benzeri ülkelerin içinde olduğu bir ayrı cephe. Bu Amerika ile Avrupa'ya karşı ayrı bir emperyalist cephe. Bu görüşmede Rusya büyük ihtimalle Taliban'ı ikna etmiş olabilir. Çünkü Taliban da Amerika'dan istediği talepleri alamıyordu. Biliyorsunuz kendi elleriyle kurdurmuşlardı 11 Eylül olayını yapmışlardı ve oraya girip sözüm ona orayı kontrol etmek istemişlerdi. Ama şu anda çekildikleri yönünde ciddi anlamda veriler var gibi. Rusya'da biliyorsunuz Libya'da başlatılan savaşta oyuna geldiğini düşünmüştü. Çünkü orası kendi pazarıydı. Daha sonra orada şöyle bir açıklama yapmıştı Rusya. Biz Suriye'de, Libya'da bizi getirdiğiniz, düşürdüğünüz oyuna düşmeyeceğiz demişlerdi ve öyle de bir politika izlediler. Bu Taliban olayında da Rusya'nın gerçekten işi olabilir. Peki bunların bize, bunları anlamamız, bu sonuçtan yola çıkmamız bize ne kazandırabilir? Sadece durumu tespit etmeyi getirebilir. Şimdi neler yapılabileceği önemlidir. Neler yapılabilir? Yani dünya kamuoyunu harekete geçirmek lazım. İlla sadece ülkemizde oluyor diye ülkemize değil. Yani dışarıya da duyarlı olmak zorundayız. Neden? Çünkü bir üçüncü dünya savaşı öyle böyle başlatıldı. Yani Libya'da başlatıldı, Suriye'de sürdürüldü, şu anda Afganistan'da denemeleri var. Çünkü emperyalist kriz derinleştikçe emperyalistler pazar dalaşları yüzünden birçok yıkımları devam ettirecekler. Şimdi bu yıkımlar devam ederken ne olacak? Fatura senin ülkene de yansıyacak. İşte mültecileri buradan öğrenebiliriz. Suriye'deki savaş yüzünden ve bizim de gidip dahil olduğumuz, ülkemizin de dahil edildiği savaştan kaynaklı bir sürü yıkımdan kaynaklı insanlar ülkemize geldi. Ve bu sefer biz onlarla açıklayacak duruma geldik. Bizim ülkemizde ne işleri var diye çok garip bir soru soruyoruz. Ya da o öfkeye kapılıyoruz. Çünkü tam da istenilen oyun bunlardan ibaret. Yani şu anda Afganların gelmesi de buna benzer bir durumdadır. İlla ki yani insanların yıkım olduğu yerden kaçacaklar. Başka şansları yok. Bir yıkım var. Demek ki sadece kendi ülkemizde olması gerekmiyor bazı sıkıntıların ve yıkımların. Başka ülkelerde oluyorsa oraya karşı da duyarlı olmada da bile bizim kendi çıkarımızın olduğunu göreceğiz. Çünkü bu gerçekten insanlıkla ilgili bir şey ve bu konuda hepimizin duyarlılık göstermesi lazım. Ülkemize gelen insanlar hoş gelecekler tabii ki. Çünkü kimseye diyemezsin ki ülkende kalıp niye savaşmıyorsun diyemezsin. İnsanlar savaşmak zorunda değil, çatışarak iş yapmak zorunda değil. İnsanlardan bir başkasını, bir kardeşini öldürmesini istemezsiniz. Tıpkı bugün bizim Türkiye'de bir Kürt'ü bana öldürttüremezsiniz demem gibi. Bir Türk'ü bana öldürttüremezsiniz. Bir Ermeni'yi, bir Kızılbaşı, bir Laz'ı bana öldürttüremezsiniz demem gibi bir şeydir. İnsanlar ülkelerinde emperyalistler dalaşıyor diye kendi halkına kurşun sıkma zorunluluğu yoktur. Kimseyi bundan dolayı suçlamayın. Ama dünya halkları olarak bir araya gelirsek, kendi müdafaamızı doğru yapabilirsek o zaman bu soruyu çok doğru sorabiliriz. Ama maalesef bunları yapmadan yine zaten emperyalizmin halka çıkarttığı faturayı bir de biz kendi kendimize tekrar çıkartırsak ne bu yaraları sarabiliriz ne bu travmalarla baş edebiliriz. Bir ikinci konu da ülkemizde şeriatın geldiği, işte Taliban gibi yer, işte IŞİD olaylarından yola çıkarak şeriat gelmesinden korkuyoruz. Bizi korkutuyorlar ve bu konuda duyarlı olmaya çalışıyoruz ama bana yanlış anlamayın biraz komik geliyor. Yani şu anda sadece bizim 80'lerden bu yana kadar yaşadığımız dönemi, yani birçoğumuz buna tanıktır. Belki izleyen küçük canlarımız da vardır. Onlar belki ona tanık olmamıştır ama duymuştur yakın tabii. Biz şeriattan daha yani iyi ne yaşadık ki orada? Ya da şu anda daha iyi ne yaşıyoruz ki? Yani şeriat kanunlarıyla yönetilmemenin dışında zaten şeriatın dibine kadar yaşamıyor muyuz bir şekilde? İran'da yaşanmıyor mu bu? Suriye'de yaşanmadı mı? Şu anda burada yaşanmıyor mu? Yani 13 yaşındaki kızdan rızalık arayan bir adalet yaşamadık mı biz bu ülkede? Ensar Vakfı'nı yaşamadık mı? İstanbul Sözleşmesi için direnen kadınların yediği dayakları görmedik mi? İşçi sınıfı halklarını talep ettiği için 1 Mayıs'ı kapatıp joplanıp biber gazlarına tabi tutulduğunu görmedik mi?
Gezi'de hak arayışı yaptıkları için öldürülen gençlerimiz olmadı mı? 80'lerde binlerce insan işkencehanelerden geçmedi mi? Ve tekrar hapishanedeki kişi polis tarafından işkenceye tekrar sorguya alırken bir devrimci polis karakoluna gidip 3 ay işkence görecek diye sevindiğini bilmiyor muyuz? Çünkü hapishanede olan işkencenin, düşünün ki polis işkencesini bile arattırdığı dönemler yaşamadık mı? Hala da buna benzer şeyler yaşamıyor muyuz? İnsanlar açlıktan intihar edemiyor mu? Çocuğun gözüne bakıp ona bir şey alamadığı, aç olduğu için kendini asan insanlara tanık olmuyor muyuz? Yani şeriat geliyor diye nezihinden korkuyoruz. Zaten dibine kadar ölüm yaşıyoruz. Dibine kadar zulüm yaşıyoruz. Şimdi buna karşı çıkmadığımız sürece, bunun düzeltilmesi için bir şey yapmadığımız sürece biz şeriattan korkmamız neyi ifade eder? Ya da faşizmden korkmamız neyi ifade eder? Bunun için de gerçekten şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle samimi mücadele eden insanlar var. Gerçekten insanların bir araya gelmesi için ciddi anlamda mücadele edenler var. Ama bu özellikle bu iktidarda daha önce de vardı ama özellikle bu iktidarda çok net bir şekilde dilimize oturan bir şey var. O da karşıtlık diyor. Yani karşıtımızın dilini kullanıyoruz. İnsanları bir şekilde en ufak görüşümüze denk düşmüyorsa bir şeyle yaftalayarak, onunla suçlayarak direkt karşıtımız haline getiriyoruz. Onlarla ortak neyin mücadelesini verebileceğimizi göremiyoruz. Bu dille aramıza giren kim olursa olsun bunlara aslında izin vermememiz gerekiyor. Sözlerin arasında doğruları taşıyor olabilirler. Ama dikkat edin, eğer karşı tarafa bir sorun, çözüm getiremiyorsa, soru sordurmuyorsa o çöpü, istediği kadar doğru olsun, dikkat edin, sizi karşıt duruma düşürmek istiyor ve hakkınızı gölgelemek istiyorlar. Şimdi ben bu kadar şeyi söyledikten sonra bizi ilgilendiren kısma doğru yavaş yavaş geleceğim. Biliyorsunuz bugünlerde Kerbela'yı yaşıyoruz. Kerbela tarihi var. Ve bundan dolayı bütün Alevi derneklerimiz yine daha düne kadar hatta Alevilik kendine özgü bir inanç derken bile bugün kalkıp Kerbela günü olmanın yası matemi içinde yaşayıp duruyorlar. Ve bunu da bütün Alevilere bir şekilde dayatma durumuna da getirdiler. Öyle bir duruma geldi ki hatta Pir Bektaş Veli'nin dergahına yürümeye kalkıp işte orada yapılan etkinlikleri sabote etmeye çalışanlar oldu. Oraya karşı işte hepimizin yükseltmeye çalıştığı tepkiler oldu. Peşinden de bildiğiniz gibi Diyanet eliyle Nevşehir'de yine dergahta bir Kerbela anması yapmak istediler ve ismine de Muharrimiye gibi bir isim koyarak yapmak istediler ve buna birçok kurumumuz tepki verdi. Şimdi burada durduruyorum. Bu tepkinin olduğu kısımdan itibaren size ben de kendimce bir bakış açısı çizmeye çalışacağım. Ama bunu çizmeden önce size şunu söyleyeyim. Eğer yayına katılıp konuşmak isteyen varsa bu konuda Hasan Yıldırım teknik masada şimdi burada yazmasını isteyeceğim. Size selam vermesini isteyeceğim. Kendisine Messenger'dan yazarsanız size buraya katılmanız için gerekeni yapacak. Katılmak isteyen, burada bu konuda konuşmak isteyen veya daha önceki konuşmalar içinde konuşmak isteyen varsa lütfen buraya gelebilir. Çünkü bu işin siz de bir parçasısınız, öznesiniz. Bugüne kadar yayınlarımızı paylaştınız. Kamuoyunda ciddi anlamda Hasan Yoldaş DAP TV ile yaptın. Kendi isminle yaparsan sevinirim. Çünkü DAP TV'den sana ulaşmaları zor olur. Kendi hesabından girer yaparsan iyi olur. Ben hatta olmadı Hasan Yıldırım'ı şuraya etiketleyeyim. Olur da katılmak isteyen varsa Hasan Yıldırım Yoldaş'a Messenger'dan yazarsa etiketledim burada yoruma. Tıklarsınız oradan ulaşırsınız kendisine. Yayına da katılabilirsiniz. Çünkü gerçekten bugüne kadar yayınlarımızın paylaşılması, ciddi bir kitleye ulaşılmasına ciddi paylarınız var. İzlerken de var. Şu anda 9 belki 10 kişi olabiliriz ama sonradan da ciddi izlenmeleri oluyor. Bu sıralarda her yerin izlenme oranları bayağı düştü. Çünkü insanlar ezberleri dinlemekten sıkıldı. Ezberlerin dışına çıkıp konuşma yapılmadıkça da ya da bazı haklıkları sadece dile getirmek artık insanlar tarafından kanıksanınca tırnak içinde lanet olsun ben niye izleyeyim ki bunları demeye getiriyor ve insanlar haklı. Ama ben tekrar sözüme döneyim. Sizler sayesinde ciddi anlamda izlenme oranlarına gidiyoruz. Zaten geçenlerde orman yangınlarıyla ilgili bir video paylaştık. 3,5 milyon insana ulaştırdınız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ciddi tepkiler aldı. Kamuoyunun ciddi dikkatini çekti. Bu Hacı Bektaş'la ilgili yapılan UNESCO başvurusu,
Ondan sonra bu Diyanet Vakfı'nın yaptığı girişime ilişkin de yaptığınız bildirileri de en az 12 bin kişiye ulaştırdınız ve ciddi anlamda kamuoyu oluşturdunuz. Ben size teşekkür ediyorum tekrardan. O yüzden yayına katılmak isteyenler lütfen aşağı linki de bıraktık. Hasan Yıldırım'ın yoldaşı ismini de Haydar Ceylan olarak size etiketledim. Kendisine ulaşırsanız canlı yayına çıkıp konuşabilirsiniz. Evet, ben konuma geri döneyim. Şimdi Diyanet bu girişimi yapınca doğal olarak Aleviliğimiz tırnak içinde incindi ve başladık deryansın etmeye. Yani hem bizi yok sayacaksınız hem gelip de böyle dergahımızda amma yapmak isteyeceksiniz. Ve bunu Alevilik adına da yapmaya kalkacaksınız. İtiraz ettik. Birçok derneğimiz, kuruluşumuz da itiraz etti. Çok çok büyük derneklerimiz, konfederasyonlarımız da. Ama aynıları aynı şekilde Kerbela gününde olup Kerbela örgüleri dizip bunun için aşureler yapıp bunun için metiyeler düzüyorsa, bunu sahipleniyorsanız haklı olarak Diyanet'e kızamazsınız. Şimdi Diyanet'e niye kızıyorsunuz? Yani Diyanet de peygamberin torununu anma hakkına çok net bir şekilde sahip. Şimdi neye kızıyorsunuz siz? Biz kızıyoruz ama şundan dolayı kızıyoruz. Diyoruz ki birincisi Aleviler adına iş yapamazsınız. Önce bizi tanımak zorundasınız. Bir kere biz Diyanet'i tanımıyoruz. Çünkü laik bir ülkede Diyanet'in zaten olmaması gerekiyor. İnançlar üzerine boyunduruk vuruyorsunuz. İnsanların vergisini Müslümanlar adına alıp cukkalayıp Mercedes'lere biniyorsunuz. İnsanlara ayrılması gereken bütçeyi yiyorsunuz. Ve dindarların bile hakkına giriyorsunuz diye itiraz ediyoruz zaten ama Diyanet'in şu hakkı vardır. Çünkü Diyanet ben İslam'ın temsilcisiyim diyor. Ben diyor peygamberin torununu anmak istiyorum diyor. Buna yıllardır takviye yapan Alevilik yol açmış oldu. Bunlar da bunu yapmak istiyor. Çok doğal hakkı var peygamberinin torunu. Yani İslam peygamberinin torununu anmak onların hakkı değil mi? Hakkı neye kızıyorsunuz o zaman? Kendiniz de eğer Kerbela sahipçisi görüyorsanız, Aleviliği Kerbela'da başlatıyorsanız ve Kerbela'yı sahipleniyorsanız bu konuda soru bile sormak istemiyorsunuz. Soru soranları, konuşanları Yezid diye bizi işte yaftaladığınız gibi ya da bizi Alevilikten uzaklaştırmış kişiler olarak görüyorsanız o zaman doğal olarak siz kendinizi peygamberin torununun ardıcısı olarak görüyorsunuz. Yolunuzu orada görüyorsunuz. Doğal olarak sizin Diyanet'le beraber ortak yapmanız da gerekir. Bu çok normal bir duruma düşür. Ha, kızıyorsanız Aleviliğin burayla alakası yok diyorsanız o zaman sizin bunu tezelden bırakmanız lazım. Daha net bir duruş göstermeniz lazım. Ali Yıldırım Can bir gün olsaydı güzel bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımda Aleviler İslam'la, Alevi kurumları İslam'la, aydınları İslam'la net bir çizgi çizmezse durum çok daha vahim noktalara gidiyor. Haklı. Çok daha vahim noktalara gidiyor. Çünkü artık biz o kadar tutarsız duruşlar göstermeye başlıyoruz ki kurumlar olarak. Doğal olarak halkımızın kafasını da karıştırıyoruz. Bakın bugünlerde Gazi Mahallesi başta olmak üzere birçok yerlerde Şia anmaları yapılıyor. Alevilik adı altında çıkıyorlar. Muharrem'i kutluyoruz diye İran'daki sadece sırtına vurdukları o sırtlarını yaraladıkları kamçı dışında hepsini yapıyorlar. Yavaş yavaş bu ritüelleri hayatımıza oturtmaya başladılar. Hatırlıyor musunuz? Emekçi Alevileri namaz kılarken gördüm diye o kadar köpürüyordunuz ya. Ya bugün işte Baki Güngörler sayesinde 4-5 yıldır namaz kılan Alevileri de gördük. Yani emekçinin tespiti haklı çıktı. Yani namaz kılan Alevileri gördüm derken Ozan gerçekten gördüğünü yazmış. Zaten öyle de diyor nefesinde. Gördüğümüz gibi onlara kadar gidiyoruz. Ve bunda ciddi anlamda kurumlarımız suçlu. Postnişe kadar suçlu. Net bir dil siz kullanmadığınız sürece düşman sizi hem içeriden kuşatacak, işte kendini ehlibeytçi diyenler tarafından saldırıya uğrayacaksınız. Siz onlara inanan kesimi kurtaralım derken bizle beraber kendinizi yolu inciterek daha da kötü bir noktaya gitmesine sebep olmaya devam edeceksiniz. Ben bu konuya bunu söylemek istiyorum. Yani itiraz eden kurumlarınıza, üye olduğunuz kurumlarınıza, konfederasyonlarınıza kadar, emek verdiğiniz, sizin sayenizde var olan, ayakta durulan post işinize kadar sormak zorundasınız. Çünkü beni temsil edebilmeleri için kişi olarak ben onların Alevi yol ve erkanına uygun duruşunun olması gerektiğine inanıyorum. Bu duruşta amasız, fakatsız Aleviliğin aşktan başka bir iman tanımadığını deklar etmenizden geçer. Pir Bektaş Veli'nin
Hararet nardadır, saçta değil. Akıl baştadır, yaşta değil. Her ne ararsan kendinde ara. Mekke'de, Kudüs'te, haçta değil. Yani semavi dinlerle alakamız yok. Deyişinde deklar ederek bu pirimizin arkasında duralım, yolumuzun arkasında duralım ki daha fazla bizi başkalarına benzetmesinler. Şimdi ben bu olayı uzatmadan önce, çünkü bazı yerlere bağlamak istiyorum. Eğer katılan olmazsa ben böyle devam etmeyi düşünüyorum. UNESCO kısmına getireceğim. Mesela UNESCO kısmında da yani kurumlarımız gerçekten, yani Ali Yıldırım mesela daha önceki bir canlı yayında, Murat Kılıç'la beraber yaptığı bir canlı yayında Ali Yıldırım avukat kimliğiyle hemen sordu. UNESCO'ya kim başvurdu, neden burada, amacınız ne, bunları şey yapabilir misiniz? Hiçbirinin cevabını alamadı ve canlı yayında DAP'te açıklamıştı. UNESCO başvurusu AKP tarafından yapılıyor. Çünkü devlet tarafından yapılması gerekiyor. Ne için yapıldı? Pir Bektaş Veli'nin ve Yunus Emre'nin bu yıl UNESCO yılı olarak ilan edilmesi için. Ve biz bununla ilgili biz altını, içeriğini doldurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, sizi tanımayan bir devletin sizin adına UNESCO'ya başvurması ve bu yılı böyle bir an, gün, yıl olarak ilan etmesinin altını doldurabileceğiniz bir şey olamaz. Şimdi bizim bu konuda ilkeli olmamız lazım. Yani seni tanımayan bir devlet, başına diyanet diken bir devletin başvuru yaptığı bir şey bir kazanılmış gibi üstüne niye zıplıyoruz? Biz kendimiz bunu organize edemiyor muyuz? Biz bunun kültür mirası haline gelmesini sağlayamıyor muyuz? Bizim bu kurumlarımız, Alevi derneklerimiz, post işlerimiz ne için var? Daha benim dergahım, post işim bulunduğu yer hala daha müze statüsündeyse, benim Alevi olarak kendi tasarrufuma verilmiyorsa, benim iradem tanınmıyorsa, ben hala anayasal güvence altında değilsem, eşitlik sağlanmamışsa, halbuki maddenin içinde olmasına rağmen tanınmıyorsam, yasaklıysam, yani ben neyin altını doldurmaya çalışıyorum? Ben böyle yaparak aslında onların sisteminin devamlılığını ve benim asimilasyonum da derinleşmesine sebep oluyorum. Evet, bu UNESCO kısmı konusunda da hiç soru sormadık. Biz bayağı bir şekilde bunu gündemde tutmaya çalıştık. Ama maalesef hiçbir şey olmamış gibi bu da gündemimizden geldi, geçti. Geçen sene biraz daha Kerbela'ya karşı net duruş gösteren yayınlarımız bu sene olmadı. O yüzden aslında Ayşe Hocam'la konuşmuştum. Ayşe Hür'le Kerbela'lı gerçek mi, mit mi olayını bir kere daha işlemek istiyorduk. Vakit de ayıracaktı sağ olsun kendisi. Ama bu sene bilerek nefes aldırmak istedik. Gördük hiçbir şey yapılmadığını gördük. Bir şey yapılmayacağını da görüyoruz. Ama en azından çıkalım dedik. Sizler için, sizlerin bizle beraber verdiği emek için birkaç kelam edelim dedik. Ben şimdi bir nefes daha söyleyeyim. O sırada bir iki paylaşım daha yapayım. Başka canlar da belki diğer durumlar yapıyor. İkinci nefesten sonra tekrar Alevi'ye bir geri dönüş yapmak istiyorum. Ya da paylaşım yapmayalım, böyle dursun. Biz böyleyiz. Sonradan izleyenlerimiz oluyor zaten. Evet, biz Aleviler ne istiyoruz? Aslında buna uygun bir nefes olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu da düzgün söyleyebilirim. Biraz zor çünkü bana göre. Acem olduğum için. Ezelden güzelden gönlümüz geçmez. Biz aşığız, haktan didar isteriz. Efendim, tabibim, cananım. Sofu ne söylersin kulak işitmez. Biz aşığız, haktan didar isteriz. Efendim, tabibim, cananım. Ne söylersin bilmem dilinden, çünkü sen bilmezsin aşkın halinden. Efendim,
efendim, hü cananım. Bülbül vazgeçer mi Gonca gülümden, biz aşığız haktan didar isteriz. Hü efendim, hü tabibim, hü cananım. Bu derde düş olmuş sırrı kanallar, narı hasret ile ciğerim dağlar. Hü efendim, hü tabibim, hü cananım. Bu derde düşenler cennetin eyler, biz aşığız haktan didar isteriz. Hü tabibim, hü cananım, hü cananım. Yani biz Alevler haktan didar isteriz. Biz aşığız çünkü haktan didar istiyoruz. Başka gericilik, hiçbir şeyden umut, hiçbir şeyden bir şey dilenmiyoruz. Biz haktan didar isterken bugün getirildiğimiz durum gerçekten kendimizden uzaklaştırılmış, yabancılaştırılmış bir hal oldu. Şimdi bu kadar Aleviliğin neden önemsenmesini istediğime dair son konuşmamı yapmaya çalışacağım. Sanırım şu ana kadar yayına gelmek isteyen izleyicimiz olmadı. Zaten şu anda fazla izleyicimiz yok ama ben yine de teşekkür ediyorum. Çünkü kıymetli, en azından 5 canımız, 6 canımız burada. Daha sonra izleyeceklerin olacağını da biliyorum. Öneme gelirken de bir nefesle bitireceğim. O nefesi biraz hani heyecanlanırsam belki iyi okuyamayabilirim ama sözlerini lütfen çok dikkatli bir gözden geçiririz. Çünkü birazdan anlatacağım şeylerle çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Aleviliğin daha iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi kendine özgü yol dedik, felsefe dedik. Bunu söylerken bugüne kadar biraz ezberden konuştuğumuz bir gerçek. Çünkü eğer felsefi bir yol diyorsak sürekli gidip kendi dilimizde bile felsefi olmayan, semavi dinlere ait olan diller kullanıyorsak, idealist bir dil kullanıyorsak doğal olarak Alevi'nin felsefe olduğunu, felsefi bir yol olduğunu bir kere kafadan inanmadığımız ya da yeterince kavramadığımızın göstergesi haline geliyor. Buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çelişmelerimizi samimi olan canlar için söylüyorum. Böyle görmesi gerekiyor. Çünkü zaten bu yolu asimile etmek isteyenler diğer kavramları araya bilinçli bir şekilde seçerek koyar. Bu bizim Alevi tarihimizi, belleğimizi ya da söylemek istediğimizi bir şekilde manipüle etmek ister. Şimdi Alevi felsefe bir yol diyorsak felsefe nedir? Sorusunu doğru sorabilmek lazım. Çünkü felsefe de soru sorar. Yani felsefe soru soruyorsa, Alevilik de bir felsefi olsa Alevilik de soru soran bir şeydir. Peki bugün dönüp Aleviliğe baktığımızda gerçekten soru soruyor mu? Sormuyor değil mi? Neredeyse 80'lerden beri özellikle bu ülkede oluşturulan biat kültürünün Aleviler de neredeyse asimile olmaktan bir parça haline geldi. Eskisi kadar soru sormuyor. Genelleme yapmıyorum, bütün demiyorum ama büyük çoğunluğumuz neredeyse tam bu durumdayız. Soru sormaz durumdayız. Hem Aleviliğin felsefi bir yol olduğunu söyleyip ama bu felsefi yolu incelemiyoruz anlamına da geliyor. İncelemiyorsak, bir taraftan bunu anlamaya çalışmıyorsak ve kavramlarımızdan hala uzak hareket ediyorsak, yani bizi alıp maalesef biat kültürünün içine adım adım soktukları gibi daha da derinleştirerek sokup yolumuzu da biz de çürütmeye devam edecekler. Biz çünkü soru sormuyoruz her şeyden önce. Yani Alevilik hem felsefi bir yol oluyorsa, yani felsefe eski, yani Yonya'ya kadar eski bir yere dayanıyorsa ve bu Yonya dediğimiz yerde zaten dibimizdeyse, Ege'deyse ve biz kalkıp daha sonradan hem de Anadolu ses çok zayıf diyor. Canlar sesim, herkese mi zayıf geliyor? Teknik masaya da bir sorayım. Yani ben sözüm ona yeni bir mikrofon aldım. Ses size iyi gelsin diye ama
Diğer canlardan da bir reaksiyon alabilir miyim? Ses iyi mi, kötü mü diye. Belki Murat Can'ın hani mikrofonu kısık olabilir diye, sesi kısık olabilir diye söylüyorum. Bir can bana yazabilir mi? Sesim nasıl geliyor? Kısık mı? Murat Can'a katılıyor musunuz? Hani eğer bendeyse sıkıntı gidermeye çalışacağım. Teklif bası sen de yazabilirsin. Sen de beni dinliyorsun. Dinleyen canlar sizde ses çok iyi, gıcırtı var. Gıcırtı büyük ihtimalle benden olabilir. Yakamdan çıkartayım. Buraya tutturmaya çalışayım. Ses iyi dediler Muratcan. Ben de ses iyi diyerek gıcırtıyı gidertmek üzere mikrofon üstünden çıkarttım. Umarım şimdi ses daha iyidir. Canlar ses iyi geliyor mu? Hani size iyi duyurmaya da çalışıyorum bir taraftan. Konuşacağımız şey size iyi şekilde ulaşsın istiyorum. Sesim şu anda iyi mi sevgili canlar? Teknik masa sen de bana evet teşekkürler. Teşekkürler Muratcan. Sen de çok iyi ama bir taraftan da açık izleyebilir diyor kardeşim. Teşekkür ediyorum sevgili canlar tepki verdiğiniz için. Evet kaldığım yer şuraydı. Yani Aleviliğin felsefi bir yol olduğunu söyleyip ama kalkıp daha hem de Anadolu kültürü olduğumuzu söyleyip Anadolu'nun bel kemiği olduğumuzu söyleyip ama bir taraftan da sonradan buraları işgal eden bir semavi dinin ya da çünkü daha önce biliyorsunuz Bizans işgali altındayken Hristiyanlık burada estiriliyordu. Daha sonra İslamiyet'in işgali altına girince İslam şey yapıldı. Şimdi hem felsefi bir yol diyeceksiniz. Felsefi yol İslam'dan da daha eski olacak ve İyonya gibi bir yerden çıkacak. Anadolu'nun bizzat kendisinde. Ama biz burayı işgal eden, buraya zorla yedirilmiş işgalci bir kültürü, işgali sevmeyen, kendilerine ortak rızalık ortamı geliştiren Alevilerin onun özü olduğunu söylemesine ses çıkartmayacağız. Ve bunu izleyeceğiz ve kendimizin de öyle olduğunu zannedeceğiz. Şimdi bu bir çelişki değil mi? Bakın yani Alevi felsefi bir yol olmasa bana bu soruyu sordurtturmaz. Sordurtturuyor çünkü benim nefeslerim içinde de yaşıyor. Yani bakıyorum İbreti diyor ki aşktan başka din iman gerekmez. Ama dinlerin hiçbirinde böyle bir şey yoktur ki. Hiçbir ayetinde, hiçbir cümlesinde aşktan bahsetmez. Aşkla sevebilmek demez bir güzelliği. Ama benim nefeslerim aşkla başlıyor. Sevdayla başlıyor. Sevgi bizim dinimizdir. Başka dine inanmayız diyor. Aşktan başka din iman tanımayız diyor. Cenneti, cehennemi sorguluyor. Az önce ne diyordu nefeste? Bu hakka, yani hakkın gerçeğine, gerçeğe eren diyor. Cenneti neyler diyor. Cenneti sorguluyor. Ali Yıldırım da diyordu ki, zaten Alevilik eğer cenneti sorguluyorsa, cennete, cehenneme inanmıyorsa, zaten bu siyasi bir bildiridir diyor Alevilik. Burada bir sorgulamaya girmiş, siyasi bir bildiri ilan etmiştir. Ve bizi bunlardan uzaklaştırıyor. Eğer biz kendimize hakim olmazsak, yani kullandığımız cümleyi ya düzgün kullanacağız. Kendine özgü yol diyeceksek dönüp İslam figürlerini tekrar tekrar her yıl bize yaşatmayacaksınız. Yaşatanlar varsa sorumuzu soracağız. Tepkimizi düzgün koymak zorundayız. Çünkü yok edilen sizin yolunuz, sizin felsefeniz. Kalkıp hem Alevilik felsefi bir yoldur diyeceksin ama kalkacaksın idealizmin, semavi dinlerin kavramlarını ve dilini kullanacaksınız. Bunlara izin vermeyeceğiz canlar o zaman. Verirsek biz amalı fakatlı konuşmaya başlayacağız. Asimilasyon, derinleşmeye daha vahim durumlara doğru gidecek. Deminki konuşmamın içinde vardı. Gazi Mahallesi'nde ve benzeri yerlerde dışarıda İran Şiilerinin Kerbela anmasına benzeyen durumlar başlatıldı. Çünkü bir öncesini kanıksattıkça adım adım geliyorlar. Namaz kılmaya kanıksattırdılar. İslam'ın özü olmaya kanıksattırdılar. Yavaş yavaş dövünmeler başladı ve sokak ortalarında başladı. Devam nereye doğru gidecek tahmin edin. İşte katılan Aleviler bile oldu biliyorsunuz. Daha devamı da getirilecek. Yani namaz kılmalar da başlandı, örtünmeler de gidecek, başka yerlere de gidecek. Bizim sorunumuz İslam'la yok. İslam'la sorunu olacak, İslam'la ilgili herhangi bir reform yapmak isteyecekler. İslam dinine inanan kişiler. Biz değiliz. Ben öyle bir dine ait olmadığım için ben orayı sorgulamıyorum. Bana getirilip dayatılan şeyi sorguluyorum. Buradan da ola ki eskaza izleyen İslamcılar varsa onlar da bilsinler. Benim sorunum onlarla değil. Ama onların da sorunu Diyanet'le olmalı. Çünkü Diyanet onların adına Alevilere, Ermenilere ve diğer öteki inançlara baskı uyguluyor. Hem de onların verdikleri vergiyle. Ben inanıyorum ki bu din işi insanlara bırakılsa, ülkemiz gerçekten layık bir ülke olsa,
Alevilerin talepleri gibi Diyanet kapatılsa, inançlar özgür bırakılsa, hiçbir Müslüman bir inancın üzerine baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü din kendi tekelinde tutmak için, ülkenin layık olup bir hale gelmemesi için, dini kullanabilmek için, emperyalistlerin de dini bizim gibi ülkelerde işte görüyorsunuz Taliban'la yapılan, Suriye'de işte yapılan gibi, bizim ülkemizde de rahat şu anda kullanıldığı gibi kullanılması için dinin bir parçası haline getiriliyor. Şimdi bizim buna ses çıkartmamız gibi buna İslamcıların bile ses çıkartması lazım. Çünkü kendi dinlerine kendileri karar verecekler. Tıpkı biz Alevilerin kendi inançları üzerinde kendi tasarruflarının olmasını istediğimiz gibi. Çünkü bizim adımıza kalkıp belediyelerde cemevi ibadethane olarak açalım diyemezsiniz. Siz bunu diyemezsiniz. Aleviler bunu belirler. Siz önce anayasal noktada bizim güvencemizin olmadığı, aynı şekilde yasaklı olduğumuz noktalardaki durumu sorgulayın. Onları çözmek için samimi adımlar atın. Oy devşirmek için bize cemevleri açmayın. İsim vermeyin oraya. Sen ibadethane diyorsun ama başka Alevi de diyor ki hayır orası benim muhabbet yerimdir diyor. Orası benim sorgu divanımdır diyor. Orası benim meclisimdir diyor. Sen oranın ibadet olduğu hane olduğunu neye göre belirliyorsun? Çünkü istiyorsun ki insanlar girsin oraya, Kerbela'ya ağıtlar döksün, dizlerini vursun, soru sormasın, ibadet sadece etsin ve çıksın gitsin istiyorsun. O yüzden cemevlerini kültür yuvalarına, bunları gerçekten halk meclislerine, bunların gerçekten sorgu didar dağarına dönüşmesini istemiyorsun. Sorgulayan bir yol olmasından çıkartmak istediğin için ona tanım getirmeye çalışıyorsun. Bırakın buna biz karar veririz. İbadethane mi değil mi? Hangisini tartışacağı Alevilerin sorunudur. Ne Diyanet'in sorunudur, benim ne olup olmadığımı belirlemek, ne de belediyelerin işidir. Benim cemevinin ibadethane olup olmadığı, benim orasının meclis olup dar bir divanı olarak gördüğüm yer hakkında benim adıma konuşamaz. Konuşturmamamız lazım ama buna sebep olan benim büyük büyük kurumlarımın, konfederasyonlarımın, benim postmeşimin net konuşmamasında büyük rol var. Net konuşmuyorlar çünkü hala kaygılar üzerine, başka şeyler üzerine asimilasyonla göz yumuyorlar. Bu çok ciddi, acı bir durum. Şimdi Alevliği biz niye sakız gibi çiğniyoruz gibi geliyor ya insanlara. Her şeyde Alevliği hemen neden söz konusu yapıyorsunuz? Felsefe olayına geri döneceğim. Felsefe insanlara çok şey kazandırır. Soru sormayı öğretir, sorgulamayı öğretir, değiştirmeyi öğretir. Alevliğin felsefi bir yol olması bizim için zaten kafadan çok önemli bir yere sahip. Bugüne kadar Aleviler de hep soru sordular. Yaşam alanlarını korumaya çalıştılar. Tıpkı Baba İsyanı'nda olduğu gibi, Kalenderi'de olduğu gibi, Börklüce'de olduğu gibi. Onlar bizim yaşam alanımızdı. Sonradan geldiler Osmanlı talanlarıyla, sonradan geldiler Cumhuriyet dönem talanlarıyla. Bizim yaşam alanlarımızı yok etmeye çalıştılar. Biz hiçbir zaman yayılmacı bir politika yürütmedik. Biz doğayla beraber, insanla beraber, başkalarıyla beraber rızalık temelinde yaşamaya çalıştık. Bunda da Alevi'nin felsefe yolunun büyük bir önemi var. Çünkü bizim her ne kadar başsız kalsak da Aleviler bugün anne babalarından bir eğitim, köklü bir eğitim almasa da, akademik bir eğitimin içinde geçmese de yoldaşların, canların geçmese bile Alevilerin öyle bir özelliği var ki bu özelliği işte şimdi köreltmeye çalışıyorlar. Bu özellik benim iki tane sunduğum nefeste bir sonra bitirirken de özellikle dikkatinizi çekeceğim nefeste yatıyor kaynağı. Çünkü Hrant Dink öldürüldüğünde eşi uyanık sesiyle bir söz söylemişti. Bir bebekten katil yaratan karanlık sorgulanmadan demişti. Aydınlığa kavuşamayız. Şimdi biz tekrar dönelim. Bizim bebeklerimiz doğduğu zaman Alevi evinde ne görüyor ilk? Saz görüyor, nefes görüyor, türkülerle büyüyor. Sen ona istersen hiçbir şey verme, dokunma. O çocuk bu incelikle büyüyor. Tıpkı Pablo Neruda'nın şiirindeki gibi bir gün bile diyor şiir okumamış, kitap okumamış, türkü dinlememiş insan yüreğinde incelik barındırmaz diyor ya muazzam bir tespittir. Aleviler yüreğinde daha doğarken incelik barındırmaya başlıyor. Bu özelliğimiz yok edilmeye çalışıyor. Bugünlerde dikkat edin nefes üretemez hale geldik. Daimilerin yerini dolduramıyoruz. Beğeniriz beğenmeyiz Mahsuni'nin yerini dolduramıyoruz. Biz Hüdayi'nin yerini dolduramıyoruz. Aşık İbret'in yerini dolduramıyoruz. Çok muazzam bir yeteneğimiz var. Erdal Erzincan çok da mütevazıdır. Çok güzel nefesler dile getirdi. Eskilerine ait ama biz yenisini üretemiyoruz. Böyle muazzam yeteneğimiz olduğu halde. Yani dünyaya parmak ısıttırabilecek bir müzisyenimiz var. Güzel nefeslerle de yer yer bizim ufkumuzu açtı.
Ama başka şeylerle de boğulmamıza sebep oluyor birçok şey. İşte bunlara müdahale etmek çok önemli. Çünkü bizim elimizden almaya ne kadar çok, çünkü tekrar ediyorum, özür dilerim ama işte konuşmanın heyecanında da gelen bir şey. Bizim yaşam alanlarımızda türküleri kaldırmak için, nefeslerimizi kaldırmak için, sazı kaldırmak için bize biat kültürünü öğretiyorlar. Bize ait olmayan kültürleri öğretiyorlar. Felsefemizden bizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Felsefemizin derinliğini kavramamamız için bize resmen filmin az önce söylediğim dörtlüğündeki gibi bize kendinde ara derken bize Mekke'de, Kudüs'te haçlı arattırıyorlar aleyhine. Buna engel olmak zorundayız. Çünkü biz böyle devam etmeye devam edersek bir çünkü daha kullandık, kendini cezalandırmam lazım. Bize bunu devam ettirdikleri sürece biz çocuklarımızın yüreğinde incelik barındırarak o nefeslerimizle büyütemeyeceğiz. Buna da sıra gelecek. İnanın çok şeye sıra geldi. Cemlerimiz ellerimizden alınmış, içeriği bize ait değil. Sıra nefeslerimizde. Biz bunları tespit ettiğimiz sürece oraya da yönelecekler. Bundan emin olun. Ama onlar yönelmeden bizim buna daha fazla incelik göstermemiz lazım. Tekrar döneyim. Neden Alevi'yi bu kadar önemsiyoruz? Neden her şeyin derdi devasıymış gibi gösteriyoruz? Bir konusunu söyledim. Bir çocuğu karanlığın içinde nefeslerle, türkülerle büyütmekle başlı başına onu inceliklerle, duyarlılıklarla büyütmekle eşdeğer bir şeydir. Sizin ona çok politik şeyler yüklemenize bile gerek kalmayabilir. O yüzden bu açıdan bile Alevilik çok önemli. Anadolu'nun mayasıdır çünkü Alevilik. Bununla ilgili sürekli bana her girdiğim platformda sen işte profilinde Alevilik var, her şeyi öne çıkartıyorsunuz. DAP olarak Alevilik'ten başka bir şey bahsetmiyorsunuz falan. Hani yok mu diye. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Nacizane böyle birkaç karaladığım bir şey. Bununla bitirip sonra nefese geçmek istiyorum. Alevilik felsefi bir yoldur. Ezberler bozuluyor. Bunu DAP TV adına yazmak istemiştim. Aşktan başka divan gerekmez. Aşık ibreti. Aşk ile giden yol var da biz mi gitmedik? Bu da soru. Neden Alevliği öne çıkarıyorsun diyorlar. Kanadım değdi sevdaya. Kondum uçamadım. Mahsuni Ali. Aşk ile demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevebilmek bir güzelliği. Adnan Yücel'in o muazzam şiirinden bir parça. Alevilik aşkın felsefe ve yaşam biçimidir. Aşk duygusuyla büyüyen bir çocuk düşünün. Az önce üstüne biraz konuştuk. Bir bebekten katil yaratan karanlık sorgulanmadan Raquel Dink'in, Frank Dink'in ölümünden sonra acılı sesiyle söylediği şey yoluna devam etmez Alevilik. Etmemeli de. Bu yüzden Aleviliğin İslam Şii alim asimilasyonuna karşı olmak önemli. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Said Faiz Abasıyanık söylemişti bunu. Ne kadar bize benziyor değil mi bu söz? Çocuklar yarına nefretle değil, aşkla büyüterek boy vermeleri için kör olasın demiyorum. Kör olmada gör beni. Hasan Hüseyin'in şiiri. Hiçbir dinle alakası olmayan, kendine özgü felsefi bir yoldur. Anadolu'nun mayasıdır Alevilik. Sahip çıkın. Bu sizin kültürünüzdür. Siz Müslüman olabilirsiniz, Ermeni olabilirsiniz. Anadolu'nun mayasıysanız Anadolu'nun mayası Aleviliktir. Sahip çıkın. Yüreğinde incelik barındırıyor. Doğaydan rızalık istiyor. İnsandan rızalık istiyor. Başka inançlardan rızalık istiyor. Yaşam alanlarını savunuyor. Sahip çıkın. Devrimcilerimiz sahip çıkın. Sahip çıkmadığınız şey sizin aradığınız sınıfsız toplumu dörtlücelerle kanıtlamıştır. Çok önceden bunu yaşatmıştır. Bunun mümkünlüğünü önceden göstermiştir. Sahip çıkın. Kendi öz mayanızın üzerinden yükselebilirsiniz. Somut koşulların somut tahlilidir bu. Evet, ben bugün böyle bitireyim. Umarım dişe dokunur, bir şeyler söyleyebilmişimdir. Tekrar Ali Yıldırım'la ilgili kısmı tekrarlayayım. Ali Yıldırım Yoldaş eğer haftaya kadar kamerayı halledebilirse, kamera sıkıntısı yaşıyordu. Onunla birçok konuya değinmeye çalışacağız. Başka konular da belirleyip canlı yayınlar yapacağız. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz tüm destekler için. Teknik masaya da teşekkür ediyorum huzurunuzda. Onun dışında da yoldaşlar, canlar, yapmak istediğiniz bir haber, çektiğiniz videolar olur, haberler olur, görüntüler olur. Bana da ulaştırabilirsiniz, DAP TV'ye de ulaştırabilirsiniz. İnanın daha fazla sesimiz olmak için çaba veririz. Bizim Türkiye'de DAP kadın yoldaşlarımız zaten ciddi konuda şeyler yapıyor. Cemal Can da burada, ona da selam. DAP TV'miz üzerinden, tiyatro üzerinden güzel
skeçler yaptı. Sizlerden de katkılar yine de bekliyoruz. Çünkü hep beraber ancak birçok şeyi aşabileceğimizi biliyoruz. Aşk ile diyorum size. Şimdi son nefesi de söyleyerek bitirmeye çalışacağım. Aslında öyle bir koltuk seçmişim ki kilavuz sazım da oraya çarpıyor. Onunla size bu akşam için aşk ile deyip bitirmek isteyeceğim. Bize bir eleştiriniz de herhangi söylemek istediğiniz, bizi haksız bulduğunuz, konuşmak istediğiniz konularda lütfen yazın. Fikriniz de önemlidir bizim için. Çünkü bilirsiniz eleştiri zaten dosta yapılır. Biz ileriki eleştirilerinizi de bekleriz. Kanadım değdi sevdaya, özür dilerim. Kanadım değdi sevdaya, kanadım değdi sevdaya. Kondum kondum göçemedim, aşk şarabın doya doya. Yandım da içemedim, yandım da içemedim. Oy tabip şu yaramı, sar sarabilir isen. Sevda ateşten bir kale, var vara bilir isen. Var vara bilir isen. Oy tabip şu yaramı, sar sarabilir isen. Sevda ateşten bir gömlek, giy giyebilir isen. Giyebilirsen. İçmişem sarhoşum dünden, İçmişem sarhoşum dünden. Bayram ederim bugünden, aşıkların köprüsünden. Döndüm de geçemedim, döndüm de geçemedim. Oy tabip şu yaramı, sar sarabilir isen. Sevda ateşten bir gömlek, giy giyebilir isen. Giyebilirsen. Oy tabip şu yaramı, sar sarabilirsen. Sevda ateşten bir kale, var varabilirsen. Var varabilirsen. Yamasuni sine sine, yamasuni sine sine. Bugün bana oldu yine, düştüm güzeller içine. Kendi kendim seçemedim, kendi kendim seçemedim. Oy tabip şu yaramı, sar sarabilirsen. Sevda ateşten bir gömlek, giy giyebilirsen, giy giyebilirsen. Oy tabip şu yaramı, sar sarabilirsen. Sevda ateşten bir kale, var varabilirsen, var varabilirsen. Aşk ile sevgili canlar, yine heyecanımdan çok yanlış bir giriş yaptım ama umarım sonrasını düzgün getirmişimdir. İyi ki varsınız. Aşk ile diyoruz. Lütfen Alevli'ye sahip çıkın. Şimdi girip izleyenler varsa nedenini bir önce de anlattık. Alevli'ye gerçekten sahip çıkın. Anadolu'nun mayası aşkla başlayıp aşkla bitiyor. Aşk insana güzellik katar. İyi akşamlar sevgili canlar.